Merhaba arkadaşlar, yine Osman Işık'la devam edeceğiz. Bu dersimizde neler yapacağız? Bu dersimizde arkadaşlar zor yayınlardan derlediğim dil bilgisi sorularını çözeceğim elimden geldiği kadar. Aşağı yukarı bir 20-25 tane soru çözmeyi planlıyorum. Burada konuları anlata anlata çözeceğim. Öyle hani cevap B, C diye çözmüyorum biliyorsunuz. Zaten derslerimizde de çözmüştüm. Sayısal öğrencilerimiz bunu bilir. Burada dediğim gibi zor soruları çözeceğim ve lütfen tane tane dinle. Ben yavaş anlatacağım. Herkesi düşünerek anlatacağım burada. Lütfen beni dikkatli dinle. Burada ne demiş bize? Hangileri yanlıştır demiş. Birinci cümlede, burada cümle cümle değerlendirmek zorundasın. Cümle cümle bakmak zorundasın. Birinci cümlede isim tamlaması vardır diyor. Şimdi Edirne'den başlayayım, cevap Adana'ya benziyor çünkü. Beşinci cümlede zarf vardır diyor. Şimdi olunca fiilimsi. Sen zarfları nasıl öğrendin? Zarfı bulmak için kime soruyordum arkadaşım? Fiil ya da fiilimsiye. Nasıl olunca? Böyle olunca. Fiilimsiye sordum. O zaman burası kesinlikle zarftır diye yapıştırdım gittim. Şimdi kişi zamirleri nelerdi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hatırladın. Şunlar eklerini alır. Bana ve sana'ya dönüşürdü. Sana şunu demiştim hatırla. Ben, sen, biz, siz cümlenin neresinde görürseniz görün her zaman kişi zamiriydi. Pratik olma açısından bu çok önemli. Hiçbir zaman değişmez. Bakıyorum hemen dördüncü cümleye. Kişi zamiri var mı? Evet, biz kelimesini gördüm. Sağına soluna bakmama gerek yok. Hemen diyeceğim ki kişi zamiri vardır dedim geçtim. İşaret sıfatını bulmak için arkadaşlar hangi sorusunu soracağım? Kime? İsme soruyorum bak. Hangi sorusunu isme soruyorum? Hemen üçüncü cümleye geçtim. Bu alan. Alan isim. Doğru mu? Hangi alan? Hangi sorusunu sordum? Ve benim zaten işaret sıfatlarım aşağı yukarı o, bu, şu. Öteki, beriki, diğeri. Diğer olmaz. Diğer. Öteki, beriki, diğer. Şeklinde. Daha da var. İsim fiil kullanılmıştır. İsim fiillerimiz de bizim maışmak şeklinde karşımıza çıkar. Baktığın zaman zaten şurada meki gördün. İsim tamlaması değil. Bak, isim tamlaması iki tane isim lazım bana. Alan isim, nasıl alan, isme soru sorarsam ve nasıl sorusunu sorarsam burası ne olur? Niteleme sıfatı olarak senin karşına çıkar arkadaşım. Lütfen bunu unutma. Şöyle bir bak, ekran fotoğraf almak istiyorsan. Geçtim ikinci soruya. Hangisi yoktur? Bakın bu tip sorularda arkadaşlar, bu amele sorudur ama benim sana tavsiyem şu. Aşağıya in arkadaşım, aşağıya in. Böyle hemen bulabileceğin şıklara bak. Dönüşülük zamiri, kendi. Hemen kendiyi ara. Bakıyorum. Bakıyorum, kendi yok. O zaman cevap Denizli. Emin ol, sorular böyle geliyor. Emin ol bak. Ama ben sana diğerlerini bulacağım. D diyor. Ayrı yazılan D her zaman bağlaç olan D'dir. Bak, ayrı yazılan D her zaman neymiş arkadaşım? Bağlaç olan D. Al sana A şıkkını burada gördün mü? Sıfatlaştıran ki genellikle senin karşına baki deki şeklinde çıkar. Genellikle. Gördün mü burada da bunu? Yeterlilik fiili neydi arkadaşım? Ebilmek. Al o da burada. Hop. Kaynaştırma ünsüzü neydi? Y, Ş, S, N. Ya hocam bu kadar kelime var. Kurban olduğum. Bakarsan bak. Of of. En tane bulurum ben sana. En tane. Aha en tane. Değil mi? Bak bir sürü var arkadaşım. Ya bu kadar kelime olur da Y, Ş, S, N harfini almayan kelime olur mu? Evet. Bu soru da tamam. Hem yapım eki hem çekim eki almamıştır. Şimdi arkadaşım yapım eki neydi? Hop şuraya çıkarttım. Eklendiği sözcüğün ne yapar? Anlamını ya da türünü değiştirir. Hani hatırla biz yapım eklerini isimden isim yapan, isimden isim, isimden fiil, fiilden fiil, bir de ne vardı? Fiilden isim şeklinde görmüştük. Dört tane yapım ekimiz vardı. Ne diyor bana? Hem yapım eki hem çekim eki almamıştır diyor.
Yani ikisini bir arada almak zorunda. İkisini ne yapacak? Bir arada. Şimdi alıyorsa kelimesini ekine küküne ayırırsam ben. Şu şekilde değil mi arkadaşım? Almak fiil kök. Hocam buradaki ı bağlayıcı ünlü. Ne yapım ekidir ne de çekim ekidir. Yor kiptir. Sesa ek fiildir. Ve hem kip hem ek fiil nedir? Kesinlikle çekim eki olarak senin karşına çıkar. O zaman burada sadece çekim eki var. Yapım eki var mı? Yok. O zaman birin olmadığı şıkları ele. Bu şekilde çözeceksin soruyu. Amelelik yapıp hepsini tek tek bakmayacaksın. Şık ele kesinlikle. 1-2 mi? 1-4 mü? Hemen şuraya bakıyorum. Gelmek, gelecek, geleceğe. Gelmek fiil kök. Acak ecek burada arkadaşlar zamanın geleceğe dönük ruhu. O zaman bu zaman anlamı vermemiş sıfat fiil ekidir. Ve sen şunu bileceksin. Sıfat fiil ekleri her zaman yapım ekidir. E yönelme eki. Yönelme eki ne ekiydi peki? Kesinlikle çekim eki. O zaman hem yapım hem çekim var mı? Var. O zaman 2'yi geç. Cevap ne olur kesinlikle? Bursa. Ekine kökünü ayıracak olursam bak. Düş, düşünmek, düşündürmek ve de düşündüren. Gördüğün gibi bak arkadaşım. Düşmek fiil kök. Düşünmek yapım eki. Anlam değiştiriyor. Düşündürmek anlam değiştiriyor. En an eki sıfat fiil ekiydi ve sıfat fiil ekleri her zaman yapım ekiydi. Gördüğün gibi birden çok yapım eki almış. Hiç çekim eki yok. Bir tane kelimemiz alıyorsa sadece çekim eki almış. Bu kelime sadece yapım eki almış. Ama bana neyi soruyor? İkisini birlikte almalıydı diyor. Şöyle bir ekran fotoğrafı al. Evet. Devam ediyorum bu soruya. Ünsüz yumuşaması diyor. Ünsüz yumuşaması arkadaşlar P, Ç, T, K ile bitecek kelimemiz. Sonra ünlü ile başlayan ek alacak. Sonra ne olacak bunlar? B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşecek. Olay bu. Peçeteki ile bit. Ünlü ile başlayan ek al. Bunlar B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşsün. Olay bu. Bak fark ettiysen sorular karışık. Öyle bir sıralaması yok. Her yerden çözüyorum. Bak yumuşak G'yi gördüğüm anda eğer kelimenin kendisinde değilse hemen yapıştırıyorum. Ünsüz yumuşamasını bak. Hocam diyor bazı öğrenciler, siz ne kadar böyle hızlı çözüyorsunuz. İşi biliyorum. Senin gibi yapmıyorum bak. Senin gibi amelelik yapmıyorum. İşi biliyorum. Bunu lütfen unutma. Huy edinmek bak. Gördün mü? Amaç. Ç ile bitiyor. Et. T ile bitiyor. K ile bitiyor. Bak buralar. Bu da Ç ile bitiyor. Bu da T ile bitiyor. Ünlüyle başlayan ne kaldı? Ne yaptı? Yumuşama meydana geldi. Ama 3 numaralı cümlede kesinlikle yumuşama söz konusu değil arkadaşım. Bunu nasıl göreceksin? İnşallah görürsün. Böyle mikroskopla bunu Alper Hoca böyle yapmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada yazım yanlışlığı sorusu soruyor. Burada ben Asena burayı büyütürüm. Yazım yanlışını buldum çünkü. Şöyle yazmış bak. Biz sana yazım kurallarında şunu öğrettik. Dedik ki arkadaşlar kelimenin baş harfleri yapılarak kısaltmalar oluşturulursa arada nokta kullanılmaz. Eskiden kullanılıyordu. 2012'den önce kullanılıyordu. Ama artık bunlar kesinlikle kullanılmıyor. Sadece kullanılan TC var. TC. O da devlet geleneğinden dolayı. Hocam bunun doğrusu nedir? İşte bu şekildedir. Bunu lütfen unutmayasın. Evet hangisi yoktur? Evet yine hatırla dönüşülük zamiriyle alakalı bir soru çözmüştüm 4-5 dakika önce. Orada da yine hızlı bulacağım. Hızlı neyi bulurum ben? İlgi zamiri. İlgi zamiri nedir ki? Senin karşına nasıl çıkar? Emki ya da enki olarak çıkar. Bak emki, enki diyorsa ilgi zamiri. Daki diyorsa sıfat yapan ki. Ayrı yazılmışsa da bağlaç. Senin 3 tane ki'in var. Emki, enki derse ilgi zamiri, daki sıfat yapan ki, ayrı yazılan ki her zaman bağlaştır bunu unutma. Hemen arıyorum ki'deyim şu an. Ki, ki, neredesin ki, neredesin ki, neredesin ki? Burada buldum ki. Ama daki olduğu için sıfat yapan ki. Başka var mı, başka var mı, başka var mı, başka var mı? Yok. Cevap edin.
Hocam ben bu soru için çok uğraşıyordum. Uğraşma işte, sana nasıl çözüleceğini ben sana gösteriyorum buradan. Şıkkı buldum. Doğru ama diğerlerini ben sana çözüyorum. Ben kelimesini görürsen her zaman ne dedim? Kişi zamiri. Yapıştır. Sıfat fiiller. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş, ıcı, bir de re. Al sana sıfat fiil ekleri. Hemen bakıyoruz. Bak. Al. Anası mezar dik. Yumuşama meydana gelir. Gitti. Zarf görevinde ikileme. İkileme. İkilemelerin oluşumları. Biz size anlatmıştık bunları. Hemen bulalım. İşte diyor mu? Amelelik sorusu. Eğer şu yöntemi denemesen uğraşacaksın gördüğün gibi bak. Ben göremedim şu an. İnşallah göreceğim. Göreceğim. Çok da kibar konuşuyorum. Al. Bangır bangır. İki tane anlamsız kelimenin oluşması bak. Okunmak fiilimsi. Fiilimsiye sorduğum burası ne olacak kesinlikle? Zarf. O da gitti. Belirsiz isim tamlaması. Neydi? Akşam güneşi. Bunun belirsiz isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı olduğunu şöyle öğrenin demiştim. Buradaki eki yok say. Akşam güneş. İkisi mantıklı bir öbek oluşturdu mu? Hayır. Mantıklı bir öbek oluşturmadıysa o zaman bu isim tamlaması. Hocam oluştursaydı ne olacaktı? Mesela güzel arabayı. Bakın yok saydım güzel araba. İkisi mantıklı öbek oluşturdu. O zaman burası ne olacak? Sıfat. Oluşturmadığı için burası ne olacak? İsim tamlaması. Lütfen bunu unutma. Bakıyorum hemen isim tamlaması var mı diye. Bak. Yırtınmalar arası. Yırtınmalar ara bak. Olmuyor gördün mü? Yırtınmalar ara. Olmadığı için de burası kesinlikle ne olacak? İsim tamlaması olarak karşına çıkacak. Evet. Ünsüz benzeşmesiyle alakalı bir soru. Ne vardı burada? Fıstıkçı şahap. Kelime fıstıkçı şahap ünsüzleriyle bitecek. C, D, G ile başlayan ek alacak. Bunlar neye dönüşecek? Ç, T, K'ye dönüşecek. Hangisinde benzeşme vardır? Al. Hemen put gibi pusuya yattın. Söz cükden. Fıstıkçı şahapla bitmiş. D ile başlayan ek kalmış. Bu neye dönüştü kesinlikle? T'ye dönüşmüş oldu. Kolay sorulardan bir tanesi ama sen kuralı bilirsen işin çok kolay arkadaşım. Lütfen bu kuralları aklında tut. Evet. Hangisi tamlamalardan hangisi tür bakımından? Tamlamalardan hangisi tür bakımından derse arkadaşım sana isim tamlaması mı ya da sıfat tamlaması mı diye soru sorar. Bunu lütfen unutma. Az önce bir yöntem öğretmiştim ben sana. Hemen karalıyorum bak. Lise müfredat. Olmadı isim tamlaması. Kronolojik sıra. Oldu sıfat tamlaması. Türk dil. Bak ikinci kelimeyi karalıyorum. Türk dil olmadığı için isim tamlaması. Divan edebiyat. Divan edebiyat olmadığı için isim tamlaması. Eğitim metot olmadığı için isim tamlaması. Yapıştır gitsin o zaman. Kronolojik sıra. Bak mantıklı bir öbek oluşturmazsa isim tamlaması. Mantıklı bir öbek oluşturdu gördüğün gibi burada. Oluşturuyorsa da ne olacak bu kesinlikle? Sıfat tamlaması diyorum. Metodu umarım kavradı şu an. Evet, biçimci olumlu, anlamcı olumsuz bir cümle. Videolarda anlatmıştım hatırlarsan bir önceki videolarda biçimci olumlu. Ne bunu sağlardı, ne çarpıtır, ne atlayıp geçer. Yani çarpıtmaz, geçmez. Olumsuzluk eki ya da sözcüğü yok. Biçimci olumlu ama buradaki neye bağlaştırır bu işin olmayacağını gösterdiği için anlamcı olumsuz. Durum zarfını bulmak için arkadaşlar fiil ya da fiilimsiye nasıl sorusunu soracağız. Söyler. Fiil nasıl söyler? Bütün yalınlığıyla. Nasıl sorusunun karşılığı olduğu için durum zarfı da vardır dersin. Edilgen çatılı. Edilgen çatı olması için L ya da N ekini alacak ve kesinlikle işi yapan belli olmayacak. Birleşik cümle olması için de tek yükten bunu ÖSYM çok sever arkadaşlar. Bak bir şıkta iki bilgi. Tek yükten ne olacak? İçinde başka yargı. Lütfen bunu unutma tamam mı? Bakıyorum hemen üçüncü. Anlatılır yüklem. L var mı? Evet var. Anlatılan ne?
ağıtlarda yaşanan gerçekler. Peki kim tarafından anlatılır? Belli değil, edilgen. Tamam. Birinci ayak, tamam bak. İkinci ayak ne diyor bana? Soruyu böyle çözeceksin. Ayaklı ayaklı. Birleşik cümle. Tek yükten var, içinde fiilimsi var. O zaman birleşik cümle yapıştır. Dördüncü de yüklem geçişli çatılı. Ne yapacaktık? Onu zamiriyle beraber okuyacaktık. Hatırla. Anlatır, onu anlatır. Evet, geçişli. Basit yapılı fiildir. Basit yapılı fiil. Şimdi yani diyor ki sana basit demekle yapım eki almamıştır diyor. Kökü anlamak. Peki ben sana soruyorum. Anlamakla anlatmak aynı anlamda mı? Değil. Az önce söylediğim olay vardı ya şurada. Şu şekilde çözeceksin. Ayaklı ayaklı. Geçişli mi? Evet. Ama basit yapılı mı? Hayır. Kesinlikle türemiş diyorum arkadaşım. Birden fazla sıfat tanımlaması. Nasıl edebiyat? Yazılı edebiyat. Bak karala yazılı edebiyat. Yapıştır işte. Büyük yazar. Bak görüyor musun? Büyük yazar. Oldu işte. Yalın betimleme. Bak çekim ekini karalıyorum. Ya okunuyorsa evet kesinlikle öyledir diyorum. Evet bakalım şimdi ne geliyor? Her şey gelmiş. Cümle türleriyle alakalı bir soru çözeceğiz. Basit yapılı cümle. Tek yüklem. İçinde yargı yok. Buraya yazıyorum bak. İçinde yargı yok. Girişik cümle. Tek yüklem. İçinde fiilimsi var. Geçenki videomda anlatmıştım bak. Fiil cümlesi yüklemi fiil olan demek. İsim cümlesi yüklemi isim olan demek. Sıralı cümle iki yüklem virgül ya da noktalı virgülle ayrılacak. Okey mi? Süpersin baby. Baktığım zaman değildir, değil, değil. Sınırlı değil. Sınırlı değil. O zaman değil isim olduğu için deniz ışıkı gitti. Okey. Peki basit cümlede gider mi burada? Tek yüklem var. İçinde başka bir yargı yok. O zaman bu da gitti işte. Pratik ol. Pratik hemen yapıştır gitsin. Sonra devam ediyorum. Huzur romanında çalışmalar var. Vardır yüklem. Tamam. Peki buradaki mema var mı? Var. Yani buradaki mema nedir? İsim fiildir. Tek yüklem var. İçinde fiilimsi varsa o girişik birleşik gitti mi şimdi? Şimdi fiil cümlesi mi sıralı cümle mi? Hemen bakman lazım. Yer alır. Peki yer almak bir deyim değil mi arkadaşım? Deyimse ve bunlar nesidir? Kesinlikle fiildir. Sıralı cümle kesinlikle yok. Hangisinde bir ses olayı yoktur? Çok güzel. Edirne'den başlamak istiyorum. Nerede? Nerede? Arkadaşlar normalde nerede diye yazamazsın. Yozgatlı gibi konuşamazsın öyle. Tamam mı? Bunun doğrusu nerededir? Şu şekliyle yazarsan yazım yanlışıdır. Bu 2014 yüksek öğretim sınavlarında çıktı. Ön lisansta çıktı. Tam ön lisansta soru olarak çıktı. Burada demişti. O ki burada diyemesin. Burada. Tamam mı? Burada da ünlüğü düşürmüş. Ördük. K yumuşak G'ye dönüştüğü için burada ne var? Yumuşama. Mektap. PB'ye dönüşmüş. Yine yumuşama. Gülümsemek. E ile bitmiş. Yorekini almış. Buradaki E neye dönüşmüş? Ü'ye. Daralma. Ama uzaklaşmak kelimesi. Arkadaşım onun kökünü çok soruyor öğrenciler. Burada denk gelmişken söyleyeyim. Uzdan gelir. Uz. Uz. Uza. Uzak. Uzaklaş. Kökü bu şekilde ayrılır, tamam mı? Uz, kök, uza, uzak, uzaklaş. Dolayısıyla ne var burada? 3 tane yapım eki var. Lütfen bunu unutma. 3 tane yapım eki var ama hiç ses olayı yok. Evet, yine böyle karınca yazısıyla yazılmış bir soru arkadaşlar. Umarım birlikte görebilir ve çözebiliriz. Şu tarafları da ben kullanırım sana, merak etme. Birinci cümle basit yapılı. Tek yüklem olacak. Tek yüklem var. Anlamcı olumlu. Evet, içinde olumsuzluk eki yok. Kurallı. Evet, yüklem sonda. Tamam. Basit yapılı ikinci cümle. İçinde bakıyorum. Fiilimsi var mı? Yok. Biçimci olumlu. Evet. Kurallı fiil cümlesi. O da evet.
Yüklem sonda. Yüklem sondası dönüşmekte fiil değil mi? O da evet. Girişik birleşik yapılı üçüncü cümle. Etkiliyor yüklem. İçinde fiilimsi olması lazım. Çünkü tenecül, kirarsa, ilişkili ve ilgili oluşturarsa ilgilerini yerine etkiliyor. Aha gitti o zaman. Men. Girişik birleşik cümle olma ihtimali yok. Çünkü fiilimsi olması lazım arkadaşım. Fiilimsi yoksa girişik birleşik cümle olamaz. Denizli'ye bakıyorum. Girişik birleşik yapılı. Bak Denizli'ye bakalım. Yükseltiyorlar yüklem. Bak gördün mü şurada fiilimsi zarf fiili? O zaman bu şimdi işte girişik birleşik olabilir. Biçimci olumlu. Evet yükseltiyor. İçinde olumsuzluk eki yok. Kurallı mı? Evet yüklem sonda. Fiil cümlesi mi? Evet fiil cümlesi yükseltmek fiildir. Sıralı. İki yüklem olacak. Karşı çıkıyorlar. Şekillendiriyorlar. Evet. Anlamca da biçimci de olumlu. Karşı çıkmak, şekillendirmek. Evet. Kurallı mı? Evet. İki cümlenin yüklemi de sonda. Kurallı fiil cümlesi olarak karşına çıkar arkadaşım. Evet. Tam bir amele sorusu. Şöyle şıklara baktım arkadaşlar. Tam bir amele sorusu. Varsa yapacak ek fiilin geniş zamanı şuradadır olduğunu söyleyeyim. Ek fiilin geniş zamanı. Hem niteleme sorusu nasıl sorusunun cevabını verir. Diğer soruların tamamı belirtmedir. Tamam mı? Nasıl haricinde isme sorduğun her soru belirtme sıfatıdır. Bunu unutma. Şimdi isimden türemiş bir fiil. Bu da yine bak birden fazla öncüllü. Çok gıcık oldun. Çözerken de sövdüğün sorulardan bir tanesi. Ben şu an hatırladım yani senin nasıl çözdüğünü. Sen de evet hocam haklısın. Biz bu sorularda bayağı bir rahmet okuyoruz demiştin sen. Fiilden türemiş, isimden türemiş dedim tescil. Tescil isim, tescillenmek isimden fiil. Basit zamanlı mı? Şimdi basit zamanlı şu arkadaşlar. Mesela bak. Koşuyor dedim. Fiil artı kip. Bak fiil artı kip varsa bu basit zamanlı. Ama şöyle olsaydı. Hani Nihat Tatıboğlu gibi konuşsaydı. Hani o çıkıyor ya Ramazan akşamlarında. Ağlıyordu, Ayten geliyordu diyor ya. Aynı Nihat Tatıboğlu gibi konuşursa bu birleşik çekimli olur. Koşmak fiil, yor, keep, ek fiil. O zaman neye dönüştü arkadaşım bu? Birleşik oldu. Okey mi? Bak ikisi bir aradaysa basit zamanlı, üçü bir aradaysa birleşik zamanlı. Ama burada sadece bir tane olduğu için basit zamanlı dedim ve doğru. Kişi zamiri. Ben sen o, biz siz onlar hatırladın. Hemen bir bakıyorum. Dedim ya tam amelelik sorusu. Alper Hoca bana uğraşsın diye yapmıştır kesin bu soruları. Ben göremedim kişi zamirini. Şuraya bir soru işaretini koydum. Belirtili ve belirsiz isim tanımlaması arkadaşlar. Teknoloji çağı belirtisiz. Tamlayan da ek yok. Tamlanan da ek var gördüğün gibi. Şurayı görme. Çağı ı ekini almış. Belirtisizi gördük. Belirtili isim tamlaması dönemin içi. Hem tamlayan hem tamlanan da ek varsa belirtili isim tamlaması olur. Ek fiilin geniş zamanıdır. Şimdi şuraya yazdım aşikardır. Niye yazdın hocam onu? Şimdi bu cümlenin yüklemi burası arkadaşlar. Aşikar. Aşikar isim soyludur. Ve isim soylu kelimelerin yüklem olması için idi, imiş, ise ve idir'i alması lazım. Burada idir biraz yavşak arkadaşlar. Niye yavşak? Çünkü yazılmama özelliği var. Gördüğün gibi burada da yazılmamış. Yazılmamış hocam biz burada yazılmış mı kabul edeceğiz? Kesinlikle yazılmış kabul edeceksin. Burada gitti. Niteleme sıfatı nasıl dönem? Bak gördün burada. Nasıl isme soruyorsan nasıl sorusunu niteleme sıfatı. Buradaki de belgisi sıfat. Herhangi anlamını verir çünkü. O zaman ne olacak? Niteleme sıfatı da var, belirtme sıfatı da var. O zaman cevap neymiş? Kesinlikle bursu olarak karşına çıkar. Evet, ünlü daralması yine öğrenci arkadaşların böyle problem yaşadığı
sorulardan bir tanesi. Bak burada kelime A ya da E ile bitmek zorunda. Ne yapacak peki bu kelime? Yorekini alacak. Anlamak fiilinden olduğu gibi bak. Neye dönüştü burası? Anlıyor. A, I'ye dönüştü. Bir de arkadaşlar D, Y ve N kelimeleri yorekini almadan daralır diye. Diyecek. Bak. Yiyecek. Niye? Bunlar da çok sorulur. Bunu lütfen unutma. Hemen at. Çatmak. Olmaz. A ya da E ile bitmemiş. Al sana diye işte. Yapıştır gitsin ya. Soru bu kadar basit. Bak konuya hakimsen o kadar basit. Yoreki demiş diğerlerinden farklı bir zaman anlamı taşımıştır. Yani bu sorunun özeti ne biliyor musun? Çip kayması vardır diyor sana. Çip kayması, zaman kayması, anlam kayması. Bunların hepsi var. Bunların hepsinde zamanın kayması vardır belki de ama anlamına bakmak lazım. Yani geniş zamanda mı kullanılmış, gelecek zamanda mı kullanılmış, şimdiki zamanda mı kullanılmış sana bunu soruyorum. Cümleyi tamamını okumadan bu soruyu çözemezsin. Bak sana şimdiden söyleyeyim. Romanlarımda Torosların gün görmemiş öykülerini gözler önüne seriyorum. Her romanında yaptığı için sererim. O zaman geniş zaman anlamında kullanılmış burada. O bölgenin insanlarının her gün yaşadıklarını damıtarak yapıtıma yediriyorum. Her gün. O zaman geniş zaman. Bunu yaparken de Çukurova'nın yöresel söyleşini ustaca kullanıyorum. Yine geniş zaman kullanırım. Daha önce de o duyulmadık deyimleri atasözü inci gibi cümlelerime diziyorum, dizerim. Bir kadın romancı olarak bunları başardığım için şimdi size bu forumda sesleniyorum. Al sana şimdi o zaman bu neye kullanılmış? Şimdiki zaman anlamında kullanılmış diyorsun arkadaşım. Dört tanesinde kip kayması vardı ama burada kip kayması yok. Eylemin nasıl gerçekleştiğini, eylemin zarf sorusu arkadaşlar. Bu eylemin nasıl gerçekleştiğini soruyorsa sana bu adam durum zarfını soruyor bak. Ne zaman? Her zaman. O zaman bu zaman zarfı. Nasıl eleştirmen? Gerçek eleştirmen. Zaten bu zarf olamaz sıfat. Çünkü niye? İsme sormuş. Duyum satabilmektedir. Nasıl? Birebir. Al sana. Nasıl sorusunun karşılığı. O zaman ne olacak bu? Durum zarfı olarak karşına çıkacak. Hangisi vardır diyor. Şimdi zaman zarfı arkadaşlar ne zaman sorusunun karşılığı olacak. Edat bir süre olduğu için burayı boş bıraktım. İsim fiil ma, ış, mak. Niteleme sıfatı isme sorulan nasıl sorusu. Bileşik eylem de hatırlarsan kurallı bileşik eylem vardı. Yardımcı eylemle kurulan bileşik eylem vardı. Bir de deyimler vardı. Hangisi vardır demiş. Harika. Aferin sana soru. Hangisi vardır? Arada bul diyor sana yani. Ben buldum. Yer çünkü isim. Nasıl sorusunu sordum ben bu arkadaşa. Nasıl sorusunun karşılığı neyi verir arkadaşım bana? Niteleme sıfatını verir. Olay bu kadar basit. Bu soruyu geçiyorum çünkü çok... Gerçi burada cevabı şeymiş. Ben sana büyüterek yazabilirim. Tıp... Şuraya şöyle yapayım. Tıbbın. Şöyle demiştik biz dersler anlatırken bazı tekeceli kelimelere iyilik eki geldiğinde yani benim senin onun bizim sizin onların başına getirebilirsem burada bir tane daha türer. Mesela sır sırrı gibi. Af affı gibi. Hatırladın mı bu dersleri? Buradaki B kelimesinde de hem yumuşama var hem de ünsüz türemesi var arkadaşım. Lütfen bunu unutma. Bir soru daha çözeyim. Aslında benim bir tane soru vardı. Onu çözeyim. Çok da başınızı ağrıtmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle cümlenin ögeleriyle alakalı bir soru idi. Onu da verip sizinle şimdilik ayrılmak istiyorum. Bu muydu? Herhalde buydu cümlenin ögeleri sorusu. Evet bu soru. Yüklemi hangisinde doğru verilmiştir? Bakın arkadaşlar bu soruda yapacağın senin olay şu. 2018 TYT'sinde sorulmuştu. Ben konuları anlatırken bunun üzerinde çok dururum. Ne yaparım? Önce yüklemi bulurum. Belli değil.
İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Hocam sesini duydum, isim cümlesi. Hatırlarsan derslerde sana şöyle dedim. İsim cümlesinde nesne asla olmaz. Bu bir isim cümlesi ise o zaman nesne olan şıkları elde edelim. Cevap ne oldu burada? Deniz. Bak bu kadar basit bu soruyu çözmek. Şu kuralı bilirsin ama. Bir sürü soru vardı aslında arkadaşlar ama ilerleyen videolarda bu soruları yine çözeceğim size. İnşallah size faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bol bol ders çalışın arkadaşlar. Bilemediğiniz, yapamadığınız soruları WhatsApp gruplarımızdan atın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.